Başlayabiliriz. 81. sayfada mı kalmıştık? Ya 80 ya Dakika, burada ne kaldı? 81'di. 81 sayfa. Tamam. Şurayı bitirmiştik. Dün bir soru vardı hocam. Evet. Bilimsel gösterimler. Kaçıncı sayfadaydı hiç? Onu gene bakamadım ki. 80. sayfadaydı galiba. 80. sayfa. 12. soru. Tamam. Bir daha bakalım. Verilen sayının diyor ki bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu iki soruya da hala bakamadım ya. Niye bakmadıysam ben de. Şimdi şöyle bir sayı var. Virgülümü koydum. Şurası sıfırıncıydı değil mi? Evet. Burada eksi bir. Eksi bir olana 3 yazdım. Eksi iki olana 1. 1 yazdım. Sıfır yok. 1 yok. Yok. 2 var. Ona da 4 4. yazdım. 400 virgül yani 400 tam %31 değil mi? Evet. Bunun diyor ki bilimsel gösterimi nedir? Zaten biz şu B ile D'yi elemiştik. Evet. Evet. Şimdi yorumumuz ne? Tekrardan bakalım. 10 üzeri eksi 2 mi? 10 üzeri eksi 3 mü? Hocam ben dün yaptığımız cevabın arkasındayım. Bence 10 üzeri 2 olması lazım. Eksi 2 değil. Çünkü sayının tam kısmını küçültüyoruz. O zaman üssü arttırmamız lazım. Şimdi bunu o zaman şöyle yazma. Şu yukarıda yazdığımız sayı bir kere onun kuvveti şeklinde yazalım. Onu nasıl yazacağız? Önemli olan o. Bu şu değil mi? Bak 400. Bir de 31'i yazdım. Değil mi? Normalde Evet. sayının tamamı bu. Virgül ama şu an şurada sola kaymış. Evet. Bu şöyle mi? 10 üzeri 0 yazsam sonuçta ne olur? 40 bin 31 çarpı 10 üzeri 0 yani 1 olur. Sayının tamamı bu. Ama virgülüm Evet. nerede şu an? Burada. 2 sola kaydırılmış. O zaman buranın 2 arttırılması mı lazım? Evet. Değil On mi? üstü iki yani. 10 üstü 2. O zaman bu soru yanlış herhalde. Evet. Değil mi? Ben yine de şöyle teyit etmek amacıyla şöyle bir bizim arkadaşlara bir göndereyim. Tamam. Bunu şimdi büyük ihtimal birazdan cevabı gelir. Geçelim bunu. Dediğim gibi soru yanlış. Yine de teyit edelim. Tamam. Tamam. Evet. 7. testteyiz. İfadenin eşiti nedir diyor. 4 üzeri eksi 3. Amasya. Amasya 1 bölü 64. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şöyle biraz daha büyütebiliriz. Şu ikisi grup değil mi? Çaprazlar. Şu ikisi zaten birbirini götürüyor herhalde. Evet, onlar gidiyor. 10 üstü Üzeri 6 6. olduğu için 5 üssü 6. niye yok? 125'e bakarsak bu kaç oluyor? 5'in 3. kuvvetin 5 üstü 12 oluyor. Bursa. Bursa değil mi? 5'in Evet. karesinin 3. kuvveti. Yani 5 üzeri 6 oluyor. Üssün üssü özelliğinden. Bir okulda yardım kampanyası düzenlenmiştir. Okulda bulunan 27 sınıfın her birinden eşit sayıda öğrenciler 9 TL bağışta bulunmuştur. Toplam 3 üzeri 7 TL bağış bulunduğuna göre herhangi bir sınıftan kaç kişi yardım kampanyasına katılmıştır diyor. Toplam param bu. 27 tane sınıf var. 9 TL bağışta bulunmuş. Öğrenci sayısı da eşitmiş. Şey, 3 üssü 3 ile 3 üssü 2'yi çarptım. Tamam. 3 üssü 5 buldum. Sonra 3 üssü 7 TL bağış toplamından dolayı 3 üssü 7'yi de 3 üssü 5'e böldüm. 3 üssü 2 çıktı. Üssü O da 2, 9 o çıktı. 9. Evet. Geçebiliriz.
8 üzeri 4 sayısının çeyreği nedir diyor. Çeyreği dediğine göre kaça bölmem gerekiyor Nisa? 2 üssü eksi 4. Yani 4'e bölmem. 2 pardon. 2 üssü eksi, evet. 2'nin küpü 2 üzeri 12. 2'nin karesi o zaman 2 üssü 10. Ama o cevaplarda yok. Denizli. 5 olsa 5 kere 2, 10 değil mi? 10. İki şehir arası mesafe 140 bin metredir. Bu iki şehir arasındaki mesafenin kilometre cinsinden bilimsel gösterim. Bak dün bir aynen bahsetmiştim bunu. Metreyi kilometreye çevirmiş adam. Ve onun da neyini istiyor? Bilimsel gösterimini istiyor. Evet. O zaman şunu demem lazım. 1000 metreyi önce bir kilometreye çevirmem lazım. 1000 metre nedir? 1 kilometre. Kilometre. O zaman şu 140 bin metre kaç kilometredir? 3 tane sıfırı götürmem bine gerekiyor. Ne oldu? 140. 140 kilometre. Ama bunu neyin istiyor? Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim. Şimdi 140 kilometre çarpı 10 üzeri 0 değil mi? 0. Virgülün evet, buradaydı. Sola kaydı. Sola kaydı. Sayım ufaldığına göre buranın 2 artması lazım. Evet. İkili bir şey olacak. Baktım. Denizli seçeneği doğru olarak karşıma çıktı. Altıncı sorumuz. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şuranın sonucu ne? 5 üstü 1. 5 üstü 1. Yok yok. Aynen. 5 üstü eksi 2. 1 bölü 25. Yani 125'i 25'e böl demek. Ne oldu? Şurası. 25'e bölsem 5. 5. 5 üstü 1 yani. Yani gerek yok. Toplama işlemi var ya. 5. Hı hı. Şu eksi 5. Birbirini ne yaptı? Götürdü. 5'in karesi 25. Yani şöyle soruda bakarken sana işlem kolaylığı sağlayacak olanlara böyle bu şekilde hızlı bir şekilde bakıp yorumlaman gerekiyor işin gerçeği. Yani bulursun ama uğraşmamak adına biraz şöyle gözün açık olacak sorularda. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi eksi artı oluyor. 9 oluyor. 15 üstü 9. Deniz. Doğru. Deniz seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisi sıfırdan küçük eksi birden büyüktür diyor. Eksi biri sıfır arasında. Bakalım. Şöyle bir yazalım. Bak ben böyle genelde yazmayı tercih ediyorum. Kafam karışıyor. X. Böyle yazdım. Sıfırdan küçük. Bir kere başı negatifli olacak. Eledim. Değil mi? Eledim. Evet. Burta ve Deniz seçeneklerini. Evet. Yardımcı ol bana şimdi. 1 bölü A şıkkı 1 bölü yani eksi 1 bölü 9 oluyor. Tamam. Bunu yazdım. C şıkkı eksi 9 oluyor. Yani eksi 9 bu aralıkta mı sence? Hayır. Değil. O zaman bu bir basit kesir değil mi? Daha doğrusu basit evet, kesir demiyorum. Rasyonel sayı. 3 üzeri 6 tane meyve fidanı 9 tane köşeye eşit sayıda dağıtıldığında her köye kaçar tane fidan düşer diyor. 3 üzeri 6 tane meyve fidanı. 3 üssü 2'ye böleceğiz. 3 üssü 4 olacak. 81 tane. Yes. Bunlar basit sorular. Geçebiliriz. İfadesinin değeri nedir diyor. Üstü bir kere 4 olduğunda hemen oraya gözün takıldı değil mi? Evet. O zaman son cümle olacak Nisa'cığım. Pozitif olacak. Pozitif olacak. Eledim hemen. Değil mi? Hatta şu dünkü bir önceki derslerimizde şöyle bir şey demiştik. Mesela içeride bir negatif sayı var. Üst taraf çift olduğu takdirde 4 gibi, 6 gibi. Bunun sonucu neye eşittir? Aslında 1 bölü 2'nin parantezli 4'üne eşittir. 4. kuvvetine. Zaten 7. sınıfta öğretilen aslında şu kural. Tabanım negatifse üstün ne olmasına bakıyordum. Ya çift ya da tek olmasına bakıyordum. Çiftse pozitiftir, tekse negatiftir. 4'ün 4. kuvveti 256. O zaman Deniz seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz. Sayısının bilimsel gösterimi A üzeri 10 üzeri B ve bilmem nedir diyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. O zaman şu A, B, C, D'yi bulmam gerekiyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 çarpı 10 üssü eksi 6 oluyor galiba. Yakınlaştırayım. Olur. Şöyle.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 6. çarpı 10 üstü eksi 6. O zaman ilk yoruma göre şunu yazdım. A eşittir 2. B eşittir. Eksi 6. 6 aldım. Bu birinci durumu. Böyle 1 yazalım. İkinci durumdayız. 1, 2, 3 oluyor. 1,5 oluyor. 1, 1, 1. 15 çarpı diyelim ama bilimsel gösterim evet, dediği bilimsel için. Bilimsel gösterim olmuyor. 1, 1, o zaman hemen şuraya gelebildim. 1 ile 5'in arasına. O zaman çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman şöyle diyebilir miyiz? C nedir? 1,5. C 1,5. D nedir? Eksi 3. Eksi 3. Evet, gelin. C bir doğal sayıdır. Bakalım C hangisiydi? Şurada ben şu renkli kalemimi kırmızıya çevirmek istiyorum. C 1,5 doğal sayı mıdır? Hayır, rasyonel bir sayı. Ya kesir de olabilir, aynen. C A'dan büyüktür. C A'dan büyüktür. Yanlış, 1,5 2'den büyük olamaz. Evet. D B'den büyüktür. D nerede? Eksi 3. Eksi 6'dan büyüktür. Doğru. D bir doğal sayıdır. Eksi bir negatif sayı. Benim için bir doğal sayı olamaz. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Sonsuza kadar gider, değil mi? Evet. Peki bir sorum daha var. Madem bu konuya geldik. 4 bölü 4 ifadesinin türü nedir? İsim olarak. Doğal sayıdır. Çünkü 1 olur. 1 olur. Tamam. Rasyonel sayı olabilir. Değil mi? Kesir evet. Diyebilirim. Hatta şöyle bir şey bile diyebilirim. 4 bölü 4 benim için de ayrıca bir sonucu, bir tam sayıda oluyor. Değil mi? Evet. Hı-hı. Bir kenarın uzunluğu 3 üzeri 4 santim olan 9 tane karenin bu şekilde şurası 3 üzeri 4'müş. Bu karenin kenar uzunluğu nedir diyor. Ben mi yanlış yapıyorum? Bir kenarın uzunluğu 3 üzeri 4 santimetre olan 9 tane kare. Ben yanlış yaptım. Evet, yani 9 taneyi üst üste koyacağız. Evet. O zaman şurası 3 üzeri 4. Değil mi? Yanlış mı yapıyorum? Şurası. Burada 3 üzeri 4. Burada 3 üzeri 4. Evet. Kaç tane 3 üzeri 4 var? 3 tane. Çarpı 3 desem şöyle mi oluyor? Evet. Ama siz seçeneği. Anladık mı? Anladım. 3 tane 3 üzeri 4'ü topladım. Toplamak için de çarpma işlemini kullandım. Geçebiliriz. 8. test. Şunu biraz daha büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi alanı 2 üzeri 9 santimetre kare olan bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluğu? Yani çarptığımda 2 üzeri 9 çıkması gerekiyor. Bu kaç? 3'e 3'e 6 oldu. Ha bu olabilir zaten. Tamam. 2 üzeri 3 ya Nisa'cığım. Evet. Burası da 2 üzeri 6. 6. Çarptım 2 üzeri 9. Evet işlemin sonucu nedir? Basit bir soru. Benim gözüme şurası takıldı mesela. Buranın sonucu ne? 4. Artı 1 bölü 3. Çarptım. 3 kere 4 12. Bir daha 13 bölü 13. 3 değil 3. mi? Normal rasyonel sayıları toplamada bu şekilde yapıyordum. Hangisinin sonucu 5 üzeri 20'dir? Amasya değil. Amasya'nın sonucu nedir? 5 üstü 4. Teşekkür ederiz. B'ye geldim. B'de değil. Onun ikisi 5 üstü eksi 20 oldu. Doğrudur. Ceyhan cevap. Ceyhan 15 eksi eksi 5'ten 20. Hı. 30 eksi eksi 10'dan bu da 5 evet. üstü 40 olarak karşıma çıkıyor. Geçebiliriz. İşlemlerin sonucu aşağıdakilerden hangisi? 1 bölü 5'ten kaç tane var Nisa? 5 tane var. Şöyle yazabilir miyim? Hı. Bunu nasıl yazacağım peki? Ceyhan yani eksi 5 şeklinde. 5 üstü eksi 5. 5 üstü eksi 1'in 5. kuvveti. Kuvveti. Şöyle yazabilirim. Bu sorular da basit kaçtı şu an. Neyse.
Evet. Bir bölü Parantezin üçü içindeki sayı ne? 2/10. Sadeleştir. 1/5. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. Üçüncü kuvveti 1/120. Aynen öyle. 2 üzeri 9 ekmek 16 bakkal arasında eşit sayıda bölüştürülürse 16, 4. kuvvet. 9'dan 4 çıkarsam 5. 2'nin 5, 5. kuvveti 32. 32 sonucuna ulaşırım. Geçelim. Evet, bunun eşiti nedir diyor. Ceyhan değil çünkü 5'in eksi Değil mi? 3. Evet. Denizli. Beşinci, 5'in eksi kaçıncı kuvveti 4. olacak? Dördüncü kuvveti olacak değil mi? Eksi Beşin 4. eksi dördüncü kuvveti olacak. Şimdi Amasya değil, Bursa değil, Ceyhan değil. O zaman D seçeneği kalıyor. Dünyanın güneşe uzaklığı yaklaşık bu kadar kilometredir diyor. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? C ve D'ye gider çünkü onlar bilimsel gösterim değiller. C ve D'yi eledim. Teşekkür ederiz. Şunu da yazalım. Kaç tane sıfırım var burada? 5 tane değil mi? 5 tane, Böyle. 6, 7, 8. Bursa. Şu virgülüm şuradaydı değil mi Nisa'cığım? 1, Evet. 2, 3 daha arttırmam Üç. gerekiyor. 8. Bursa cevabı. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ne tabanları aynı, ne üstleri aynı. Sanki. Ama Küçüğüne yani üssü evet. öyle yapıyor. 5 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 çarpı 3 üssü 1. Bu da 6 üssü 2 çarpı 3'e eşit. Yani 36 çarpı 3 kaç Ben şöyle yapıyor? buldum. 100. Şöyle Nisa'cığım, senin söylediğin gibi yaptım. 5 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 dedim. Tabanlar aynı olduğu için 15 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 dedim. Ama siz Evet. seçeneği çıktı. Evet, işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bursa değil çünkü 2'nin 4. kuvveti 6 6 diye niye yazmış ki? Altılı bir şey lazım bize o zaman. Tamam. Yani şöyle olmaz mı? 6 üzeri 4 bölü 9. üzeri 4. 4. Üstler aynı olduğunda şöyle yapmıyor muydu? Böyle bir kural vardı. Sadeleştirme yapabilir miyim? Aslında başta da yapabilirdim şöyle. 2 bölü 3'ün 4. kuvveti. Dördüncü kuvveti. Evet. Bunu sen yap Nisa. Ben şu cevaba bir bakayım. Arkadaş gönderdi herhalde. Evet. Bir kere negatif mi çıkacak, pozitif mi? Ona bir bakalım. Pozitif çıkacak. Pozitif çıkacak. Çünkü burası da Eksi negatif bir sayı. Burası negatif. O zaman pozitif. Üç üssü 2'nin eksi 3. kuvveti. Artık negatifle uğraşmıyorum. Burada 3 üssü eksi 5. eksi beş. Burası 3 üssü eksi 6. 3 üssü eksi 5 değil mi? Eksi Evet. eksi 3 üssü eksi 1 olur. O da Ceyhan Bir seçeneği mi? bölü. Evet. Nisa, bunu da sen yap. Eksi 3 olması için ondan daha büyük bir sayı lazım. 206. Eksi 3 koysak olmaz. 206. Denizli. Bir dakika.
6'dan A'yı çıkarmam gerekiyor, değil mi? Buranın da sonucu ne olması Evet. lazım? Eksi Eksi 3. Eksi 3'ü bu tarafa attım. 9. Eksi A'yı bu tarafa attım. Artı 9 mu oluyor? Evet. Neyse, o soruda arkadaş gönderdiği için soruda hata varmış dediğimiz gibi. Ceyhan. Hayır, Denizli, pardon Ceyhan. Bir bölü 625 değil mi? Neyse, o dediğim gibi biraz önceki Hayır, hayır, Denizli. Denizli mi? Evet. 5, 5'in 25, içindeki 125 değil mi? Evet. Geçtim. O 10, ilk 400,31'li sorumuz da dediğimiz gibiymiş, tamam. Şöyle. Bu 10 üzeri 0 şeklinde yazılır. Çünkü yanında 10 üzeri 0 1'dir. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Virgül 2 defa sola kaydırılmak zorunda. Sola kaydırırsa sayı ufalacaktır. 2 kere kaydırdım. Buranın 2 kere artması lazım. O zaman 2 olur. Geçtim. Evet. Sayıları çarpmış. Üstleri toplaması gerekiyor. 10 artı A. 5'in karesi neye eşittir? 12'ye eşit olacaktır. A da nedir? 2'dir. Evet. Şöyle bir soru. Sen de bak. Ben de bakayım Nisa. Kapalı şeklin çevre uzunluğu nedir diyor. 16 tane var galiba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 çarpı 16, 256 ya da şöyle yapabilir miyiz? Evet, 208. Bir futbol kulübünde her yıl sonunda üye sayısı 2 katına çıkarılacaktır. Birinci yılın sonunda 4000 üyesi bulunan kulübün 5. yılın sonunda kaç üyesi olacağını bilimsel gösterimi nedir? 2 katına çıkardım. Kaç oldu? 8000 oldu. O zaman şöyle yazalım. 4, 8, 16, 32, 64. Şunları eledim. 64.000 değil mi? Evet. 10 üzeri 3. Virgülüm 3. Şuradaydı. Bir kaydırırsam ufaldı. 10 üzeri 5. 5 mi 4 mü? Ha, 4. 4 pardon. 4. Virgülüm 4'ün sağındaydı. 1 arttırdım. Olduğuna göre aşağıdakilerin hangisine eşittir? Nisa sen yap. Ondalık sayı içeridekinin eşiti nedir? Kesir olarak gösterimi. 75 bölü 100. Yani sadeleşmiş halini söyle direkt. 25 bölü 20. Bunu da 5'e bölsek. Sadeleştir. 5 bölü 4. Hayır. 5 bölü 4 zaten olmaz. 75 bölü 100. %75. Yani 3 bölü 4. Bak bunları ezber. 4. 3 bölü 4. Tamam. 3 bölü 4'ün kaçıncı kuvveti? A'nıncı kuvveti. O zaman 3'üncü kuvveti olur değil mi? Evet. Tamam. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi negatif dış kısımda var mı? Evet. O zaman sen yap. Söyle bakalım. Hangisi olması lazım? O hangisi olamaz? Amasya olamaz. Denizli de olamaz. Tamam. 7. kuvveti 128 olduğu için Bursa. Bursa. Bir litre benzin ile 9 kilometre giden bir otomobil 27 litre benzinle ne kadar gider? 3 üstü 6. Şurası 3, 2 de buradan 5 olması lazım. Evet doğru. Ben hep bunları yanlış yapıyorum. Hep çarpıyorsun, çarpıyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Dikkatli ol. Yaz gerekirse. Ben hani sonuçta öğretmen olduğum için kafamdan illa yapıyorum da. Sen dediğim gibi bir süre şöyle yapabilirsin yani. Böyle 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 yazıyorsun. Sonra diyorsun ki hangi özelliği kullanıyordum? Tabanlar aynıysa üstler ne yapılır?
toplanır da. İşleminin sonucu nedir diyor. Hadi yaklaştıralım. Birin altına geçince ne oluyordu? Nasıl yani? Şimdi bak. Üst taraf negatif. Birin altında yazıyordu, evet. Değil mi bunu? Birin altında, evet. Yazıyordu. Üst kısmı pozitif oluyor. Doğru mu? Evet. O zaman A dediğim sayı şu mu? Evet. A dediğim sayı buysa 2 üzeri 9 olur mu üstün üstünden? Evet. 2 üzeri 9. Zaten bu, negatif olan elememiz lazımdı. Bursa'yı yani. Mesela elerdik. Aynen öyle. Evet, şimdi bu mesela kesir olarak ne mesela? 0,25. Onu direkt söylemen lazım artık. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün 4'ünü koy. 4, 16, 16, 256. Yani Amasya seçeneği. Tamam. Mesela negatif mi, pozitif mi? Hangisi olur olmaz? Ceyhan olmaz, Amasya'da olmaz. Hı-hı. Bursa, ters çevirmemiz gerekiyor. Ters çevirmemiz gerekiyor. 355 metre uzunluğundaki bir kumaş 81 metrelik parçalara ayrılacaktır diyor. Kumaşın kaç kez kesilmesi gerekiyor? Şimdi 3 üssü 5'i 3 üssü 4'e bölünce 3 üssü 1 çıkıyor. Ama cevap bu mu olacak? 3 parça alacak ama 2 kere kesmesi lazım. Değil mi? Acaba öyle mi? Bak, evet. Bu sorular basit şu an. Şu an çözdüğüm soru dediğim gibi basit ama ilaki karmaşık daha hali gelebilir. 355 metre uzunluğu, yani şöyle diyelim, basit modellemadan 10 metrelik bir kumaş 5 metrelik parçalara ayrılırsa 2 parçaya ihtiyacım oluyor ama normalde onu 5'e böldüğümde 2 çıkar ama kaç kesim yaparım? Bunun 1 eksiği bir. Kadar. Yani 3 üzeri 5'ten 3 üzeri 4'e böldüğümde 3 üzeri 1, yani 3 ama bana ne lazım? 1 eksiği lazım. 2. Aferin, güzel yakaladım bunu. Dünya gezegeninin yüzölçümü yaklaşık bu kadar kilometredir. Dünyanın yüzölçümü bilimsel gösterimi nedir diyor. Şimdi hangisi olabilir? A ve B olamaz çünkü bilimsel gösterimde demiştik ki 1'e eşit olabilir tam kısım sayının, ondalık sayının, ama ondan küçük olmak zorunda. Evet. Kaç tane sıfırımız var? 3, 4, 5, 6, 7 Nisan. Bir tane daha gittiğimizde 8 oluyor. Yani bir sola kaydırdın da 8 olmak zorunda. Yeni sorulara geçtik Nisa. Bu da zaten azdı herhalde. Bir bakalım. 12 sorumuz var. Sonra kareköklülere geçiyoruz. Buna da bir bakalım çözebileceklerimize. Tamam. Tamam. Yukarıdaki kartlardan 4 alınarak A üzeri B eşittir C üzeri D olacak bir şekilde eşitlik oluşturulacaktır. Hangi kart kullanılamaz diyor. Hepsini artık neyin üstüyse öyle yazsak olur bence. 200 Nisa, internetin gitti herhalde değil mi? Bakalım.